Almanya'daki siyasi gelişmeler göçmenler ve özellikle Müslümanlar için atmosferin giderek zehirlendiğini ortaya koyuyor. Anketlerde oy oranı %23'ü bulan en güçlü ikinci parti konumundaki Almanya için Alternatif Partisi'nin ev sahipliğinde yapıldığı ortaya çıkan bir gizli toplantı söz konusu partinin iktidara gelmesi durumunda hangi senaryoları devreye sokmayı hedeflediği konusunda kuşkusuz önemli bir belge niteliğinde. Bağımsız medya ve araştırma kuruluşu Korektiv'in ifşa ettiği toplantı geçtiğimiz Kasım ayında Berlin'in yanı başındaki Potsdam kentinde bir seminer otelinde gerçekleşti. Aralarında AfD lideri Alice Weidel'in özel kaleminin de olduğu çok sayıda AfD'li siyasetçinin yanı sıra AfD'yi destekleyen bazı iş insanlarının da katıldığı toplantıda Avusturyalı aşırı sağcı aktivist Martin Zellner'in tersine göç başlığı altında bir sunum yaptığı, katılımcıların bu sunumdaki önerilerin nasıl yaşama geçirilebileceğini tartıştıkları öğrenildi. Alınan bilgilere göre Avusturya ve Fransa'da aktif olan kimlikçi hareketin en önemli figürlerinden Sellner, Almanya'da yasal ve yasa dışı yollarla bulunan milyonlarca yabancının sınır dışı edilmesine dair nasıl bir yol haritası izlenilebileceği şeklinde bir master plan tanıttı. Plana göre Almanya'da oturma hakkı ve Alman pasaportu olan ya da vatandaşlık almış milyonlarca yabancının kademeli olarak sınır dışı edilmesi, ülkeden gönüllü olarak ayrılmaları ya da ayrılmalarına zorlanmaları gündeme gelecek. Söz konusu stratejiye göre Alman olmayan göçmenlerin gönüllü olarak gitmemeleri halinde Kuzey Afrika'daki isimsiz bir ülkeye sınır dışı edilmeleri planlanacak. Çifte vatandaşlıkları olanların ise Alman vatandaşlıkları iptal edilerek geldikleri ülkelere dönmeleri istenecek. Plana göre göç geçmişi olan insanlar üzerinde yüksek bir uyum baskısı yaratmak için özel yasalar çıkartılacak. Bir başka deyişle göçmenlerin yaşamlarını zorlaştırıcı ve Almanya'dan gitmeye yönlendiren politikalar izlenecek. Gizli toplantıya katılanların ülkemizi yeniden normal ve sağlıklı bir rotaya sokma şansı her zamankinden daha fazla ifadelerini içeren bir mutabakat metnini imzaladığı da haber alındı. Alman medyasında büyük yankı uyandıran bu haberin bir diğer detayı, önemli bir detayı, söz konusu gizli toplantının Hitler döneminde Yahudi soykırımının planlandığı Wannsee Villası adlı binadan birkaç dakika uzaklıkta gerçekleşmiş olması. Konuşulanlar, planlananlar gerçekten ürkütücü ve insanı ister istemez Alman Nazilerin 1933 sonrası Yahudilerle ilgili plan ve hedeflerini anımsatıyor. Ve daha da keyif kaçırıcı olan göç konusunda toplumda görülen hoşnutsuzluktan güç alan AfD bu yıl içinde seçime gidilecek olan 3 eyalette anketlerde ilk sırada yer alıyor. Partinin Almanya çapında oy oranı her geçen gün artıyor. Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülke çapında ise birinci parti konumuna bile gelebileceği tahmin ediliyor.